yıl bütün gezegenler toprak elementinde. Burada toprak burcundan olanlar var mı? Oğlaklar, başaklar, boğalar. Yükselen de olur. Çünkü bu toprak elementi, bu saydığım üç burç toprak elementinden. Toprak elementi nedir biliyor musunuz? Şartları ve koşulları sağlama almak ister. Statükocudur. Yani koşulları sağlama alacağım. Amaç ve hedeflerim doğrultusunda gideceğim. Çalışacağım, uğraşacağım, didineceğim. Ama bunun sonunda ne aldığıma bakacağım. Yani kazancımın ne olduğuna bakacağım. Bir oğlak burcu insanına mesela çok hava atabilirsiniz. Bu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum diye. Oğlak burcu hemen size şunu sorar. Ne kadar kazanıyorsun peki? Başarı parayla, elde edilenlerle bağlantılıdır. Başak ve yükselen başaklar. Bu sene çok şanslısınız. Bu sene aşk var, keyif var. Koç mu daha anlatmadım. Mutluluk var, coşku var. Hayata keyifle bakacaksınız. Yaşam enerjiniz yüksek olacak. Evet, yılın üçüncü en şanslı burcu geliyor arkadaşlar. Boğa, yükselen boğalar. Bavulunuzu hazır tutun bu yıl. Çok gezeceksiniz. Değişik ülkelere gidebilirsiniz, yurt dışına gidebilirsiniz. Yabancı yerler, insanlar, keşfedilecek ortamlar. Ya da uzakta yaşayan akrabalarınız varsa onların hayatında güzel gelişmeler. Belki biri evleniyordur, hop Almanya'dadır, sizi de oraya davet eder. Bir hafta şahane bir tatil gibi örneklendiriyorum. Bunlar örneklerin birkaçı. İkizler ve yükselen ikizler. Eğer hesap kitap işlerinizi doğru bir şekilde yönettiyseniz, oturttuysanız, şimdi artık buradan yana şansınızın yüksek olacağı bir yıl olacak. Başkalarının gelirlerinden, kaynaklarından iyi bir şekilde faydalanacaksınız. Mesela ajans sahibiyseniz, ara buluculuk bir işiniz varsa bu alanlarda en şanslı burç olarak ikizler burcunu göreceğiz. Ticari faaliyetler anlamında. Şimdi terazi ve yükselen teraziler, dip noktanızdan Satürn geçiyor. Zaman zaman kendinizi en dipte hissettiniz, zaman zaman kendinizi dışarıya atmak durumunda kaldınız. Aile büyüklerinizin sağlığı, onların hayatındaki olumsuz gelişmeler sizin hayatınızı da etkilemiştir. Şimdi artık bu senenin ev, aile, yuva konusunda en ballı burcu siz olacaksınız. Akrepler, bu yıl çok konuşacağız onları, sosyal medyada göz önünde olacaklar. Aynı zamanda yakın çevrelerinden yana şansları yüksek olacak. Geçen sene attığınız adımların karşılığını bu yıl alacaksınız. Maddi yönden de, manevi yönden de alacaksınız sevgili yaylar. Kovalar bu sene korunuyorlar. Her tür sıkıntı ve problemden korunmuş olacaklar. Yurt dışı bağlantılı işlerde kovaların şansı çok kuvvetli. Ve tabii ki işle ilgili alanlar aktif. Bol bol çalışın sevgili kovalar. Balıklar da çevrelerini düzenliyor, çevrelerini yeniliyorlar. Yeni insanlarla tanışacaklar, yeni ortamlara girecekler. Yeni girdikleri ortamlarda insanlar onlara yeni kapılar aralayacak. Aslanlar bu sene çok çalışacaklar, bal böcek. Bir sürü yere konacaklar, iş yapacaklar, üretecekler, çok mutlu olacaklar, sağlıkları da iyi olacak. Koçlar bu sene ne dedik, kariyer, iş, anne tarafı ve evlilikten yana şanslı. Yengeçler, evlilik ve ikili ilişkilerde çok şanslı. Yükseleniniz yengeçse evlenebilirsiniz. Evliyseniz eşten yana şansınızın arttığını göreceksiniz. Sizi çok seviyorum. Ben teşekkür ediyorum.